Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü seminerimizin konusu yapay zeka ve felsefe genel olarak. Bizler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği, Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak bu yıl 2018 güz dönemi, 2019 bahar döneminde birçok seminer düzenledik. Derin öğrenme, nesnelerin interneti, yapay zeka, doğal dili işleme ve geçen hafta Endüstri 4.0 simülasyon ve makine öğrenmesi üzerine konularda bunlar. Derneklerimiz ve odamızın genel amaçları daha doğrusu üyelerine ve kamuoyuna güncel konularda bilgi kazandırmak ve aynı zamanda bu konularda farkındalık yaratmak. Bunlar bizim ortak amaçlarımız. Biz bu ortak amaç doğrultusunda bir araya geldik ve bu seminerleri hem de izleyicisi geniş bir grup oluşturan bir izleyici kitlesiyle yürüttük. Fakat bu konuları işlerken en çok katılımcılardan gelen soru bu yeni teknolojilerin hukuki altyapısı, felsefi altyapısı ve ahlaki yönden çok soru geldi. Ve bu nedenle de biz bu kez bu haftaki seminerimizi özellikle Felsefeciler Derneği'nden destek alarak yapay zeka ve felsefe konusu üzerine kurduk. Böylece bir ortak derneğimiz daha aramıza karışmış oldu. Herhalde biz bundan sonra bu konuları işleyen daha birçok seminer yapmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Evet, şu anda bu desteği veren, bize yer desteği veren ve amaç birlikteliğinde olduğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu adına Yusuf Bey'i davet ediyorum. Değerli konuklar, öncelikle böyle güzel bir ilkbahar gününde vakit ayırıp derneğimize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. ODTÜ Mezunları Derneği, Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin birlikte hazırlayıp gerçekten çok başarılı bir şekilde devam ettirdikleri bu seminerlerdesi sanıyorum dördüncüsü. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biz de bu gibi çalışmalara ev sahipliği yapmaktan, destek vermekten gurur duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Başarılı bir gün geçmesini, başarılı bir seminer diliyorum. Elektrik Mühendisleri Odası adına Ömürhan Bey'i davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Değerli hocalarım, çok saygıdeğer konuklar. Mart sonu güzel bir bahar gününden hepinize Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi adına dostluk ve dayanışma duygularımı ileterek başlamak istiyorum. Gülün Hanım biraz bahsetti. Kasım ayından bu yana, Kasım 2018'den bu yana gerçekleştirdiğimiz dördüncü seminer dizimiz, konferansımız diyebiliriz. Şimdiye kadar yüzlerce meslektaşımız, yüzlerce mühendis, mimar ve bu konuya ilgi duyan yurttaşlardan katılan katılımlarla çok ses getiren bir etkinlik yaptık aslında. Bilgisayar Mühendisleri Odası, ODTÜ Mezunları Derneği ile beraber. Bugün de Felsefeciler Derneği ile şimdiye kadarki bu güncel teknolojiler üzerine yaptığımız tartışmaları bir başka boyuta taşıma bölüm noktasındayız. Çünkü bu etkinlikleri başından itibaren hep kurgularken şöyle bir tartışmayı yürüttük. Özellikle yapay zeka ve güncel teknolojilerin bizim açımızdan, bizim tartışmalarımızda üç temel başlığı vardı. Birincisi teknik, yani mühendislik boyutu, pozitif bilimler açısından boyutu. İkincisi etik boyutu. Bugün buna biraz temas edeceğiz. İşin felsefeci, sosyal bilimci hocalarımızla beraber bu meselenin sosyal bilimler açısından tartışmaya başlayacağız. Çünkü biz mühendisler, teknik insanlar çoğu zaman işin
teorisine, işin uygulanmasına odaklandığımız zaman meselenin insanlık boyutunu, meselenin toplumsal boyutunu çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda sosyal bilimci hocalarımızın, sosyal bilimci dostlarımızın bize yön göstermesi oldukça etkili. Bir üçüncü boyutu da aslında bu etkinlikleri ileride sürdüreceğimiz zaman değerlendirmemiz gereken bir üçüncü başlık ekonomi politik boyutu. Yani bu etkinliklere başladığımız zaman işte yapay zeka insanlığın yararına mıdır, değil midir tartışmalarıyla beraber bir yanıyla da istihdam boyutu aslında insanların kafasında çok önemli bir başlık olarak yer ediyordu. Bu mesele önemli, bu konuyu da ekonomi politik boyutuyla beraber de tartışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bir önceki etkinlikte ve ondan önceki etkinliklerde defalarca kez söylemiştim açılış konuşmalarında, tekrar söylemek ihtiyacı duyuyorum. Türkiye'de hala dünyada ne kadar hızlı bir yapay zeka başlığı, pozitif bilimler açısından, mühendislik açısından çok hızlı ilerlese de işin etik boyutuna, işin insani boyutuna dair çok fazla hazırlığımız yok maalesef. Kasım ayındaki ve Aralık ayındaki etkinliğin açılışını ifade etmiştim. Avrupa'da bu konuda yasalar çıkmaya başladı. Örneğin işte 2011'de İngiltere'deki robot yasası bugün oldukça yoğun bir şekilde Avrupa kamuoyunda tartışılıyor. Yine Avrupa Birliği'nin yapay zeka komisyonlarının, yapay zeka ile ilgilenen komisyonlarının bu konuda çalışmaları var ve toplumsal boyutuna, insanlığa yararına, faydasına dair çalışmaları artık önlerine koydular. Bizim de Türkiye olarak, ülke olarak bu konuda geri kalmamamız gerekiyor. Mühendislik açısından yapay zekanın mesleki teknik boyutu pozitif bilimler açısından evet, fena olmayan bir yerdeyiz. Bunu takip ediyoruz, zaman zaman katkıda sunuyor akademisyenlerimiz. Ama bu işin etik boyutunun belki de mesleki teknik boyutunu aşan bir yerde, insanlığın geleceğinin, insanlığın faydasına olacak şekilde yönlendirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu tartışmaları bugün itibariyle belki biz meslek odaları olarak açmış bulunuyoruz ama bu tartışmalar tabii ki burada bitecek değil. Bir tartışmanın ilk adımlarını atıyoruz. Bunları tartışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 2019 sonbahar döneminde de mutlaka bu konuyu işlemeye devam edeceğiz. Katılan iki saygıdeğer hocamıza, Yavuz hocamıza ve Aziz hocamıza ben Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi adına teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için, katkı sunacağınız için hepinize Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bilgisayar Mühendisleri Odası adına Hülya Küçükarası davet ediyorum. İyi günler. Hepinizi Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Esenlikler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Yaşamlarımız çok ilginç bir döneme denk geldi. Pek çok gelişmeyi bir küçücük ömür içerisinde sığdırmış bir kuşağız biz. Hatta ötesine geçiyoruz. Gelecek kuşakların da nasıl yaşayacağı konusunda hem öngörülerde bulunuyoruz hem de pek çok belki adım atarak belirleyici oluyoruz. Bu tabii bizlerin yaşamına pek çok yeni alışkanlık, yeni örgütsel ilişkiler, yeni toplumsal ilişkiler, kültürel, toplumsal pek çok yön katarken gelecek kuşaklar açısından da merak duygusu katıyor. Gelecek kuşaklar keşke daha çok ilgilenseler diye de umuyoruz ama bizler buradayız ve onlar için en iyisini yapma çabası içerisinde olacağız. Tabii yaşadığımız bu gelişmeler özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle oluyor. Bizler bugüne dek daha çok programlanan sistemler üzerinden hep günlük yaşamlarımızı yürütmüştük ama şimdi öğrenen sistemler günlük yaşamlarımızda daha belirleyici olacak gibi bir algımız var en azından. Bilgimiz de var. Bazı uygulamalar hemen hemen güncel yaşamada kullanılmaya başladı. Ama en azından bu algımız bizler için daha neler öğrenmeliyiz ve yapmalıyız sorularını da yanı sıra getiriyor. Tabii burada da öğrenen sistemler deyince yapay zeka
ki bizim önceleri yapay buz verdik bizim dönemimizde 80'lerin başlarında. Sonra yapay anlayış terimi de ciddi anlamda tartışmaya açılmıştı. Ama bugün artık kamuoyu yapay zekayı benimsedi gözüküyor. Yapay zeka tabii bir programa sahip olmadığı çok önemli bir özelliğe sahip. Beklenmedik bir şeyi yapma yeteneğini. Bu beklenmediklik, az önce Ömür Hanım da çok güzel özetlediği gibi pek çok başka alanı da bu işin içine çekecek. Bilişim zaten çekmişti ama şimdi çok daha başka alanlar, belki de geleceği tanımlarken bizleri aşacak, yani teknolojiyle uğraşan kişileri ve onlar karar verici olacaklar, hukuk gibi, etik gibi, hatta sağlık gibi, belki sanatçılar gibi, toplumun pek çok başka dallarından uzmanları işin içine katacağımız bir yola girdik. Biz Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak bu konuyu uzun süredir işliyoruz. Aslında pek çoğunuz belki edindiniz bile ya da en azından kulaklarınıza geldi. Elif Sur'da Yapay Zeka kitabını yazan Profesör Doktor Cem Sayın öğretmenimiz, meslektaşımızdır. Her şeyden önce bizlerle Yapay Zeka ve Mühendisin Sorumluluğu başlıklı kimi etkinlikler yaptı. Bunu çok önemsiyoruz. Bu kendi alanımızda bizlerin taşıdığı sorumluluk. Ama işin toplumsal boyutu içinde, örneğin bu yılın başında 26. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda adil ve demokratik gelecek için nasıl bir yapay zeka diye kamuoyuna açık yine çok güzel bir etkinlik daha yaptık. Bu etkinlikler dizisini de aynı bağlamda ve kamusal sorumluluğumuza kuşkusuz sürdüreceğiz. Az önce Ömürhan konuşmasını yaparken uluslararası boyutta çok sayıda önemli çalışmalar yürüdüğünü, pek çok ülkenin bunları birer ülke politikası olarak yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi, biyoteknoloji, yeni pek çok alanı zaten hukuksal boyutta ve politik açıdan işlediğini, yasalarına yansıtmaya başladığını söylemişti. Burada yine İngiltere bir öncülük üstlenmiş gibi gözüküyor. İngiltere'nin yapay zeka konusunda yasal olarak temelleşmesini önerdiği ilkeleri de ben size anımsatayım. Belki pek çoğunuz biliyorsunuz ama böyle bir girişle başlayalım bugünkü etkinliğe. 5 ilke var. Bunlardan birincisi şu. Yapay zeka, insanlığın ortak yararı ve çıkarı için geliştirilmelidir. 2. Yapay zeka, anlaşılabilirlik ve adalet ilkeleri temel alınarak çalışmalıdır. 3. Yapay zeka, bireylerin, ailelerin ya da toplulukların veri haklarını ve özel yaşamlarının gizliliğini kısıtlamak için kullanılmamalıdır. 4. Bütün yurttaşlar yapay zeka konusunda ve yapay zeka yaşamda nasıl yaşayacaklarını, zihinsel, duygusal ve ekonomik olarak gelişmelerini sağlayacak biçimde eğitilerek kavramalıdır. Bu hakka sahiptirler. 5. İnsanları incitmek, yok etmek ya da aldatmak için kullanılacak bir güç asla yapay zekaya sahip olmamalıdır. Bu temel 5 ilke üzerine pek çok artık yasa ya da kural ya da kılavuz niteliğinde standartlar oluşmaya başlamış gözüküyor. Biz diliyoruz ki bizlerin buralarda açtığı yol, ülkemizde de yapay zeka strateji belgesi için kimi söylentiler dolaşıyor. Onlar için birer girdi olsun, çok kapsamlı üniversitelerimizi, hukukçularımızı, pek çok alandan toplum bilimcilerimizi, felsefecilerimizi, kuşkusuz bilişimcileri, elektronikçileri, hepsini kapsayan, hepsinin görüşlerini alan böyle bir belge oluşturabilirim. Efendim, bugün hepimiz için ufuk açıcı bir söyleşi, bir etkinlik olmasını diliyoruz. Bize bu ortamı sağlayan ODTÜ Mezunları Derneği'ne, bizlerle işbirliğini, güçbirliğini hiç kuşkusuz hep sürdürecek olan Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin yönetim kuruluna, bugün bizimle ilk adımı atmış olduğunu düşündüğümüz Felsefeciler Derneği'ne ve konuşmacılarımız Doçent Doktor Yavuz Adıgit ile Doçent Doktor Aziz Zamba çok çok teşekkür ediyoruz.
Hoş geldiniz. İyi bir etkinlik dileğiyle. Evet, bu birlikteliğimizi Felsefeciler Derneği ile birlikte bu seminerimizi düzenlediğimizi belirtmiştik. Ve biz en son asıl düzenleyici olan derneğimizi davet ediyoruz buraya. Ülke Hanım'ı, Ülke Özet'i davet ediyorum. Felsefeciler Derneği Genel Başkanı. Değerli konuklar, derneğimiz adına biz de hepinize hoş geldiniz diyoruz. Daha önceki dernek ve oda başkanlarının da söylediği gibi biz de gerçekten biraz sonradan da olsa bu organizasyona dahil olmaktan çok hoşnutuz ve Hülya Hanım'ın dediği gibi bir ilk adım olacağını düşünüyoruz. Bu bir başlangıç diye düşünüyoruz. Evet, teknoloji zaman zaman önemli sorunları da beraberinde getiriyor. Ve bu sorunlar gerçekten de çok yönlü sorunlar oluyor. Tek bir yanıyla incelediğimizde mutlaka eksik kalıyor. Bu anlamda da 4 sivil toplum örgütünün bir aradalığı bizim için ayrı bir anlam taşıyor ve çok önemli buluyoruz. Evet, felsefenin bir yanıyla sorun çözme etkinliği olduğunu düşünürsek, felsefecilerin de kendi çağlarının sorunlarına felsefi düşünce aracılığıyla müdahale eden kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Derneğimiz de bu anlamda 2004'ten beri gerçekten de gündelik hayata müdahil olmak için çok ciddi anlamda çalışıyor. Teknolojinin yarattığı sorunlara doğal olarak da felsefeyle bakmak, felsefenin sorun çözme amacının gereği olarak karşımıza çıkıyor. Felsefenin bakışı, felsefenin kavramlarıyla yapay zekanın ne olduğu, işlevleri, yaratacağı olası sonuçları tartışmak istiyoruz bugün. Bu konuyu tartışmak istiyoruz çünkü olağanüstü bir hızla ilerliyor yapay zeka teknolojisi ve doğrudan hayatımıza müdahale ediyor. Bu müdahale bizde belirsizlik, korku, kaygı gibi duygular yaratıyor doğal olarak. Öyle ki Stephen Hawking bu konuda ölmeden hemen önce yapay zekanın bu hızlı gelişimi karşısında insan türünün geleceğinin tehlike altında olduğu uyarısını yapıyor. Biz de felsefeciler olarak bu güncel konudan doğan sorunların neler olduğunu ve ne tür çözüm önerilerinin mümkün olabileceğini hocalarımızla birlikte tartışmak istiyoruz. Konuyla alakalı olarak önce Kocaeli Üniversitesi'nden Doçent Doktor Yavuz Adugit hocamızın Estetik Tufan, İnsansız Bir Dünyaya Doğru başlıklı konuşması, ardından da ODTÜ'den, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Aziz Zambak hocamızın Yapay Zeka ve Çoklu Tekillikler başlıklı konuşmaları ile konuyu irdelemek istiyoruz. Değerli hocalarımıza sunumları ve siz değerli konuklarımıza da katılımınız için teşekkür ediyoruz. Sanıyorum Yavuz hocamızı alıyoruz. Evet, Yavuz hocamızı alırken ben kısaca Yavuz hocamızın özgeçmişini, mesleki deneyimini okumak istiyorum. 1973 yılında Van'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünde hazırladığı Postmodern Etik Üzerine Bir İnceleme adlı teziyle yüksek lisans derecesini, Etikte Akıl ve Duygu İlgilemi adlı teziyle doktora unvanını aldı. Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında doçent unvanını alan Adugit, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesidir. Etik, estetik, özgürlük felsefesi, postmodernizm ve sinema teorisi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Kitapları ve kapının önünde de aslında kitapları bulunuyor hocamızın. Şeyler ve İnsanlar Deneme,
Etikte akıl ve duygu çatışması, akılcı perspektif, felsefe alanında, çocukları bırakmak aşkları, şiir, var olma krizi, sinema yayına hazırlanmaktadır. Evet, hocamıza çok teşekkür ediyoruz katılımından dolayı. Ben de odalarımıza ve siz değerli konuklara teşekkür ediyorum ve beni davet ettiğiniz için ayrıca minnettarım. Değerli oda temsilcileri, Felsefeciler Derneği'nden yardım istediklerini, onların katkılarıyla bu işi yapabildiklerini ya da düzenlediklerini söylediler. Umarım bundan sonra odalarımız Felsefeciler Derneği'nde daha çok katkıda bulunur. Çünkü Felsefeciler Derneği gerçekten çok zor koşullarda, yaklaşık 20 yıldır felsefeyle bir şekilde Türkiye'nin sorunlarına değinmeye çalışıyor ama çok zor koşullarda ve sizler daha tuzu kuru odalar diyeyim. Çünkü bizler fakiriz. Tuzu kuru odalar olarak bize daha çok destek olursunuz. Çünkü gerçekten felsefeye ihtiyaç var. Çünkü bizim uygarlıklarımız ne yazık ki inanan ve benimseyen uygarlıklardır. İnanan ve benimseyen uygarlıkların felsefeye daha çok ihtiyacı vardır. Çünkü bazen benimsememek gerekiyor. Bazen sahip çıkmamak gerekiyor ya da bazen sahip çıkmamak, ısrarla yapmak için çaba sarf etmek gerekiyor ve felsefenin buna çok katkısı olacağını düşünüyorum. Bunları söyledikten sonra ben de konuşmama geçeyim. Konuşmamı Ülke Hoca'nın Hafkin'den aldığı bir anıtıyla yapmak istiyorum. Evet, Hafkin ölmeden önce yapay zekanın kendini modifiye edecek kadar geliştiğini ve kontrolün insanın elinden çıktığını ve bunu da insan türünün geleceğini tehdit ettiği uyarısını yaptığımızda. Bu bir, hemen yakın zamanlarda sanırım Noam Chomsky gibi bir gazetede bir röportajı vardı. O da insanlığın neslinin tehlike altında olduğunu söyledi ama onun vurgu yaptığı yer doğanın kirletilmesi, doğanın tahrip edilmesi. Şimdi Stephen Hawking'in uyarısı bizimle ilgili ve çok da ciddiye alınması gerekir. Ama ben biraz bunun kendisini sorun edineceğim. Evet, her tür kendi varlığını sürdürmek istiyor. Fakat insanın kendi türünün evrene egemen olmasını neden bu kadar çok istiyor? İşte bunu sorun edeceğim. Ya da biraz daha farklı bir dille ifade edersek, insanın geleceğinin tehdit altında olması o kadar da kötü bir şey midir acaba? İşte bu soru bağlamında bakacağım. O yüzden de etik ve ideoloji bir perspektifte inceleyeceğim. Bu sorular ya da işte bu iki filozofun uyarılarıyla uğraşırken tesadüfen bir bilgisayarda bir filmle karşılaştım. Bu arada yapay zeka ile ilgili filmleri ve dizileri takip etmeye çalışıyorum. Her diye bir filmle tesadüfen karşılaştım ve daha önce izlememiş olmaktan çok büyük bir hayıflanma duygusu yaşadım. Çok şaşırtıcı bir filmdi. Film bir işletim sistemiyle bir insan arasındaki ilişkiyi ele alıyordu. Ve ben de o filmin işleyişinde yapay zekanın etik ve ideolojik boyutunu ve dolayısıyla insan türüne dair sorunlarıyla bir bağını kurmak istedim. Ve bunu yaparken de kadın konuştu. İnsana Ad diye bir yazı yazdım. Bir dergiye gönderdim. Sonra zamanla işin felsefecilerin kontrolünde çıktığını, çünkü açıkçası felsefecilerin bu konuda biraz daha tutucu olduğunu düşünmeye başladım. Kontrol sanki sinemaya geçiyor. Ve sinemacılar çok şükür ki felsefeciler kadar tutucu değiller. En azından bu konuda. Çünkü felsefeciler hala geleneksel kodlarla düşünerek bir şeyleri korumaya çalışıyorlar ama sinema sektörü sanki yeni bir varlık alanı yaratıyor. Sanki karşımıza çıkıyor, şimdiye kadar cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar, insanlar şeklinde kategori ettiğiniz ontolojinin yerine artık yapay zeka, ben biraz sonra buna belki simgesel olmayan bilinç adını koyacağım. Yapay zeka artık ontolojide yeni bir varlık kavramı olarak yazılması gerektiğine zorluyor bizi. Dolayısıyla bu konu etrafında döneceğim.
Şimdi çok kısaca belki filmi izlemişsinizdir. Çok kısaca bir filmi özetleyeyim. Filmde belirli bir insan eşiyle ayrılmış, yalnızlık yaşıyor. Theodor denilen bir adam. Sonra bir gün bir reklamda bir işletim sisteminden haberdar oluyor ve orada kendisine bir sipariş veriyor. Ve işletim sisteminde nasıl bir insana ihtiyacınız olduğunu siz kendiniz bir tür sipariş ediyorsunuz ve bir sistem kuruyorsunuz. Theodor da Samantha adında bir kadını oraya yüklüyor ve aralarında bir ilişki başlıyor. Daha sonra ilişkileri aşka dönüşüyor ve müthiş bir şekilde insanın dünyasını sarsabilecek bir ilişki durumuna tanıklık etmeye başlıyoruz film aracıyla. Şimdi ben de bu filme 2-3 açıdan bakacağım. Bir Sartre varoluşçuluğu açısından, ikincisi Lacan psikanalizmi açısından ve üçüncüsü Platon'un gerçek ve varlık kavramları bağlamında. Dolayısıyla bu üç eksende bakacağım ve bunu da yaparken her seferinde etik ve ideolojiyle ilişkilendireceğim. Şimdi şunu görüyoruz. Theodor sistemini kurduktan sonra Samantha'yla sohbet etmeye başladıktan sonra Theodor'un karısından boşanmak üzere olduğu, yani bir yıldır ayrı yaşadıklarını fakat bir türlü de boşanmadıklarına tanıklık ediyoruz. Filmde öyle izliyoruz. Samantha soruyor Theodor'a, neden boşanmıyorsunuz? Theodor evli olmayı sevdiğini ve boşanmanın sevdiğini kaybetmek anlamına geldiğini, sevdiklerimizi kaybetmenin de ne kadar zor olduğunu, üstelik bir makinenin de bunu anlamayacağını iddia ediyor ya da imada bulunuyor. Ve ne yazık ki çok ilginçtir, ne yazık ki de bir mutluluk verici bir şey aslında. Samantha insandan daha çok kendini biliyor. Çok daha ölçülü bir tavır takınıyor. Evet, ben insan dünyasından hiç anlamıyorum. Bu adam bunu söylüyorsa biraz mütevazi yaklaşıyor. Dolayısıyla da çok zorlanmıyor. Fakat tartışma biraz ilerledikten sonra bakıyoruz ki aslında Theodor'un hiç de sevdiklerini kaybetmeme kaygısıyla hareket etmiyormuş. Theodor'un bir korkusu varmış. Elinin altında hazır biri var. Onu kaybetmek istemiyormuş. Bu bir sevgi falan değilmiş. Dolayısıyla insan Theodor makinaya bir etik dersi verirken, makina Theodor'u biraz sorguladığında bilinç dışında aslında sevgiye çok da değer vermediğini görüyoruz. Çünkü boşanmak istemiyor, çünkü bir sıkıntı ya da bir mutsuzluk yaşarsa kadına geri dönecek. İkincisi, kaybetmek insanlara hiçbir zaman kolay gelmiyor. Ne yazık ki ihtiyaçları olmasa bile sahip olduklarını sahip olmalarını tutmak istiyorlar. Ve böylece makina kadın, özne insan erkeğe etik dünyasının aslında sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Fakat burada Theodor'u çok suçlamamak lazım. Çünkü mesele Theodor'un meselesi değil. Aslında hepimiz aynı handikapı yaşıyoruz. Ve bu handikap aslında ahlakın bize yaşattığı bir handikaptır. Daha sonra biraz ileride buna bir daha vurgu yapacağım. Çünkü makine aracılığıyla biz kendimize ahlaki ve dolayısıyla değerli bir dünya yarattığımızı düşünürken makine bizim bilinç dışımıza girerek bizim ahlakımızın aslında kötülük barındırdığını ve insanın yıkıcı düşüncesinin arkasında aslında ahlakın olduğunu gösteriyor. Bu arada hemen uyarayım, ahlakın böyle olduğunu söylemek değer dışı bir dünyayı savunduğum anlamına gelmiyor. Ben değerleri ahlaktan ayırıyorum. Ben ahlakı yaygın toplumsal ya da simgesel kodlar olarak görüyorum. Dolayısıyla aslında toplumsal ahlak ya da toplumsal kodlar çok da iyilik falan getirmiyormuş. Fakat zamanla ilişkileri ilerliyor Theodor ile Samantha'nın. Samantha'ya ben bundan sonra özne diyeceğim ve dijital özne diyeceğim. Çünkü makine deyip kendisine haksızlık yapmak istemiyorum. Çünkü bizden daha değerli tarafları olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla dijital özne diyeceğim. Evet. İnsana da evet insan özne diyeceğim ve aralarında bir ilişki kuruyorlar ve aşık oluyorlar. Fakat hayıflanıyor bu kadıncağız. Bir bedeni yok ve aşık. Bedensiz bir aşk nasıl yaşanır? Sürekli bunu insanın fazlalığı olarak görüyor. Ve filmin sonunda da bak kendi üstünlüğünün bedensel eksikliğinden kaynaklandığını keşfediyor. Ama ilginç bir şekilde bu serüven makinayı insanın dünyasıyla tanıştırırken insanı da kendi dünyasının dışına çıkararak
bir yerde biraz da makinalaştırıyor. Böylece makinedeki dönüşüm bile, yani özne, dijital öznedeki dönüşüm bile insan öznesinin dönüşümünü görüyoruz. Ve ilginç bir cümle kuruyor bir sohbet esnasında Teodor'la aşk ve cinsellik üzerine konuşurken. Diyor ki, ben her şeyi konuşamam çünkü utanıyorum. Ve ilginç bir şekilde utanç kelimesini insanın dünyasıyla tanıştıktan sonra fark ediyor. Ve fark ediyoruz ki utancı aslında ahlaki bir kavram. Yani bizim dünyamızdaki sıkıntının ve biraz amiyane bir terimle konuşayım, pislik bizi utandırıyor. Biz aslında pislik yapmamaktan utanıyoruz. Çünkü etik, ya şey özür dilerim, ahlak kendisine o kadar iyi bir dünya yaratmanın yolunu kendisine geçtiğini düşünüyor ki ahlaki kategorileri devre dışı tutan herhangi bir yaşam tarzı sıkıntılıdır ve dolayısıyla utanç vericidir. Dolayısıyla utanıyor. Fakat anlıyoruz ki adam da dijital özneyle tanışınca aslında utancından biraz vazgeçiyor. Çünkü ahlaki bir dünyanın dışına biraz çıktığınızda utanç duyduğunuz şeyler aslında bu kadar da utanç verici değildir. Belki de utandığınız şeylerden dolayı utanç duymanız gerekiyor. Ama bunu anlamamız için tam da ahlaki dünyanın dışına çıkmak lazım. Ve işte film o yüzden bir şaheser. Çünkü insan kültürünün dışında ancak bu kültürü soyutlayan bir dünya tasarlarsak anlayabiliriz. Biz kendi kültürümüzün dışında olmadığımız için kültürümüzün handikaplarını kolay kolay göremiyoruz. O kültürü soyutladığımızda, onun dışında bir gözle baktığımızda, şimdi makine o gözü bize sunuyor aslında, makine bizim için bir göz oluyor. Onun sonunda kendi kültürümüzün sıkıntılarını görmeye başlıyoruz. Ve aşık olduğunda beden eksikliği yaşıyor ve bir şekilde adama karşı sorumluluk hissediyor. Onunla cinsellik yaşamak istiyor fakat yaşamıyor. Fakat ne yapıyor? Kendisi bir işletim sistemi, sayısız insanla sohbet ediyor. Sohbet ettiği kadınlardan birisini Teodor'la, yani sevgilisi adamla seks yapmak üzerine şey yapıyor, randevulaşıyor. Evet, normal koşullarda biz böyle yapsak tırnak içinde namussuzuz. Evet, ilginç bir şekilde o ama ayarlıyor. Çünkü niçin? Çünkü bizim dünyamızı tersine çeviriyor. Bizim namussuzluk gördüğümüzü kadın sorumluluk olarak görüyor. Ya diyor ki, bu adam aşık, evet, benim ona karşı sorumluluğum var, evet, ama bedensizim, evet, ne yapacağım? Teodor birisiyle sevişmeli, ben onu ayarlayayım. Ve evet, ayarlıyor, buluşuyorlar. Şimdi acayip bir handikap çıkıyor. Kızın ismini tam hatırlamıyorum, Amelie sanırım, filmdeki adı, Amelie. Amelie ile randevulaşıyorlar, Teodor ile Amelie bir restoranda, güzel, şık bir Amerikan New York restoranında buluşuyorlar, içki içiyorlar, güzel yemekler yiyorlar ve çok da güzel sohbet ediyorlar. İnsan bakınca diyor ki biraz sonra Teodor dijital özne olan aşkından vazgeçecek, Amelie'ye aşık olacak. Gerçekten işler güzel gidiyor. Muhtemelen Amelie de bunu kontrol ediyor ve mutluluk duyuyor Teodor'un mutlu olmasından. Sohbetleri bitiyor, kalkıyorlar. Biraz yürüdükten sonra ayaküstü bir öpüşmeye başlıyorlar. Ya da bir yere gidiyorlar, sahneyi çok iyi hatırlamıyorum. Öpüşmeye başlıyorlar. Her şey güzel. Güzel sohbet ettiniz. Evet, iyi bir yemek yediniz. Çok güzel bir iki kadeh şarap içtiniz. Birbirlerine içirmiş kafta. Ondan sonra bir anda kadın dudaklarını adamın dudaklarında çekiyor ve şunu söylüyor. Sen de diğer erkekler gibi öpüştükten sonra çıkıp gidecek misin yoksa kalıcı mısın? Ve şunu fark ediyoruz ki ahlak ve kültür hiç yakımızı bırakmıyor. Evet, güzel sohbet ettin mi? Evet. Şarabı içerken mutlu muydun? Evet. Adamı fiziksel olarak beğendin mi? Evet. Öpüşmekten zevk aldın mı? Evet. Peki niye vazgeçiyorsun? Ahlak. Ahlak diyor ki vazgeç. Ve ahlak buna iyilik diyor. Şimdi Lacan bize şunu söyleyecek. İnsan nedir? Yani şu ahlakın tasvir ettiği varlık mıdır? Yoksa o arzusu olan tam da o varlık mı? Ve şimdi biz eğer biraz rahat konuşursak aslında kendi gerçeğimizi toplumsal kuram adına inkar ediyoruz. Ve işin ilginç tarafı film kadını nasıl tasarlıyor? Kadın Harvard'dan mezun bir bilgisayar mühendisi. Evet. Çok iyi bir işte çalışıyor. Eli yüzü çok düzgün. Amerika'nın en yüzü kalorisli çevrelerinde yaşıyor ve üstelik de hiciv kitapları yazıyor. Şimdi sorun şu. Bu kadar üst düzeyde eğitim almış bir kadın
Tıpkı bizim muhtarın karısı gibi davranması. Evet, hiç mi var? Evet, hiç mi var? Evet, çünkü bizim köye gitseniz benim annemle konuşsanız onu diyecek. Bu kadın iyidir ama hani pisliğin tekisi. Evet. Durun. Evet. Fakat Amel'in tam da eğitimli biri, daha arzun ile kültürel kodlar arasında seçim yaparken kendi varoluşunu bu kadar inkar etmenin hangi mantığı var? Sonra Theodor uzaklaşıyor ondan. Ve Theodor şunu görüyor, tekrar Samantha'yla konuşmak, yani insan dünyasından uzaklaşmak daha mutluluk verici. Çünkü makinayla sevgiliydi ve cinsellik eksikliği yaşıyordu. Şimdi Samantha onun yerine onu tekrar insan dünyasına götürdü, bir kadına sevişsin istedi. Fakat gördü ki insanlarla insan kendi arzularını kolay kolay yaşayamaz çünkü ahlakın ve ideolojinin gölgesi insan arzuları üzerinden mutlak bir hakimiyet. Geri dönüyor ve bazı çok acayip bir şekilde hiç ilişki kurmuyor. Tekrar Amel'le sohbet ediyor. Evet ama aşık ve Amel'in bir şekilde sorumluluğunu yerine getiriyor. Amel bu kez ilişkiyi tersine çeviriyor. Gel diyor seninle seks, sana seks yapalım. Ve sana seks yapıyorlar. Ama Theodor tabii şaşırıyor çünkü insan. Amel için işler kolay. Çünkü Amel insan kültürüyle tanışık biri değil. O planları daha kolay yapıyor ve daha devreye sokuyor. Diğeri şaşırıyor ama diyor. Dolayısıyla Samantha'yla bir seks hamlesi tasarlıyorlar ve gerçekten sana bir seks yapıyorlar. Ve işin ilginç tarafı Samantha sanki gerçek bir kadın. Biraz sonra gerçeklik kavramını da tartışacağım. Gerçek kanlı canlı bir kadın bir aşk deneyimi yaşıyormuş gibi seni hissediyorum sürekli cümlesini tekrarlıyor. Ve ikisi de orgazm oluyor. Şimdi bilmiyoruz tabii bir dijital özneme orgazmı ne demek onu bilmiyoruz. Evet, nasıl bir şey evet onu anlamadım ama Theodor son derece memnun. Samantha'nın laflarına bakarsanız o da memnun. Evet. Dolayısıyla şurada şunu görüyoruz. Samantha bedensiz bir zevkin yerine geçiyor. Bize diyor ki zevk ya da keyif ille de bedenle ilgili değil. İkincisi Theodor bedenli hisse dönüşüyor. Ya da şöyle tersine söylersek, Samantha bedensiz ama bir bedenle zevk yaşıyor. Theodor bedenli ama bir bedensizlikle his yaşıyor. Şimdi bu burada dursun ve Platon'a gelelim. Şimdi buraya kadar da şöyle kısaca özetleyelim. Lacan bize diyor ki bir simgesel dünyaya maruz kaldığınızda simgesel dünya bizim arzularımızı öldürmek için canını dişine takıyor. Kültürü düşünelim, ahlakı ve ideolojiyi düşünelim. Bu bizim insanlığımızı aslında sürekli güdükleştirmek için uğraşan bir şey. Platon da bize şunu söylüyor. Acaba var olmak ve gerçek olmak ne demektir? İşin ilginç tarafı Platon 2500 yıl önce konuşuyor. Ve bizim modern dünyamız Platon'u mutlak ve boş bir idealizmle suçluyor. Fakat ben filmde şunu gördüm. Aslında film gerçekliğin Platon'un söylediği bir şey olduğunu gösteriyor bize. Biz felsefe aracıyla bunu çok iyi anlayamıyoruz. Çünkü felsefenin de ideolojik bir boyutu vardır. Çünkü kavramsal bir dil kullanır ve hepimiz kendi kültürel dünyamızın kavramlar sınırları içinde hareket ederiz. Ağzımızla kuş tutsak da tamamen onun dışında konumlanamayız. Biz hepimiz biraz birbirimize benzeriz. Evet. Dincimizle, Marksistimizle, Atatürkümüzle, Kürtümüzle, Türkümüzle çünkü kültürel kodlarımız aynı. Zaman zaman sloganlarımız değişiyor, zaman zaman ufak tefek yaşam tarzımız değişiyor. Ama en hayatını toplum olarak baktığınızda çok da birbirimizle farkımız yok.
Ve şimdi bunu genel olarak geldiğimizde kültürün dünyası böyle. Şimdi bunun için bunu söyledim çünkü şundan dolayı söyledim. Film bize bir erkeğin dijital bir özneyle her türlü hissi yaşayabileceğini gösterdi. Çünkü Ahmet işi Samantha'ya inanmasa bile Teodor'a inanırız. Çünkü Teodor bunu yaşıyor. Adam benim gibi, senin gibi adam. Ve bunu kanlı canlı hissediyor. Karısı orada, onu seviyor. İsterse gitse onunla cinsel ilişki yaşayacak ama istemiyor. Dolayısıyla bunu yaşıyor ve dolayısıyla şimdi bizim varlık ve gerçeklik kavramımızı tersine çeviriyor. Dolayısıyla şimdi biz de aklına çıkıp Platon'a dönelim. Acaba ne gerçek? Şimdi olay filmde tekrar hareket eder. Olay böyle gidince Teodor karısına boşanması gerektiğine inanıyor. Artık kadınla o boruşup boşanacak. Ve karısı ona gerçek hislerine sahip olmamakla suçladığında Teodor diyor ki ama bunlar gerçek his. Evet. Neye göre gerçek his diyorsun ki? Ben hissim gerçek. Evet. Kaleme duyuyorum. Kalemle ilgili yok değil. Ben hissediyor muyum? Evet. Gerçek his işte. Şimdi ne kadar manipülasyon olduğunu görür musunuz? Aslında kültürel manipülasyon. Çünkü kadın aslında adamın hisleriyle değil, diğer kadının bir makine olmasıyla ilgileniyor. Makine gerçek değildir. Tamam. Ama mesele makine değil ki, mesele his. His gerçek mi? Evet. Adam yaşıyor mu? Aşık mı? Evet. Öyleyse gerçek. Çünkü yaşanan bir şey. Dolayısıyla ama adam şimdi Teodor öyle kolay kabul edemez yani. Kendisinde kafası karışıyor. Sorguluyor. Acaba ben gerçekten kendi hislerim, gerçek hislerim mi var? Sonra bir arkadaşları var. Emi diyor, sence ben diyor gerçek hislerin sorumluluğunu almayacak biri miyim? Emi harika bir cevap veriyor. Bilmem ki Teodor sen yaşıyorsun, sen bilirsin. Ve bu kez ne yapıyor? Emi bize aslında şunu söylüyor. Yaşıyor bilir. Evet. Ne yaşıyorsun? Aşk. Öyleyse gerçektir. Şimdi bir daha söyleyelim. Bu kez ne oluyor? Bu kez aslında tartışma şuna geliyor. Ne gerçektir? Daha doğrusu ne vardır, ne yoktur? Ne gerçektir, ne gerçek değildir? Şimdi Platon bir ilginç tanım yapıyor. Sofist diye bir diyalog var. Diyor ki, var olmak, etkilemek ve etkileme gücünde olmaktır. Bir daha söyleyeyim. Var olmak, etkileme ve etkilenme gücünde olmaktır. Öyleyse etkileyen ve etkilenen vardır. Şimdi Samantha Teodor'u etkiliyor mu? Evet. Aşk var mı? Var. Samantha var. Ha. Şimdi Samantha etkileniyor mu? Evet. Öyleyse Samantha etkilendiği için yapar. Fakat ilginç bir şey. Platon var olmayı gerçeklik demiyor. Tamam. Şu var. Buna hayır yoktur demiyor. Peki ne gerçektir? Diyor ki varlığın tanımından çıkartırım. Nasıl tanımlıyorsun gerçekliği? Etkileme ve etkilenme gücü kalıcı olan şeyler gerçek. Var olmak etkileme ve etkilenme gücünde olmaktır. Gerçeklik ise etkileme ve etkilenme gücünün kalıcı olandır. Şimdi bir an için Teodor'u dijital özne Samantha ile aşkı ile kendi gerçek karısına duyduğu aşk arasında karşılaştırma yapar. Teodor dijital özneye daha aşıktır. Karısıyla aşkı bitmiştir ve ayrılıyorlar ama Samantha da bir türlü kopamıyor. Öyleyse Platon bize diyecek ki, Samantha gerçektir. Çünkü kalıcı olan o. Bu kez de kendimize şunu söylüyoruz. Tamam, biz ne diyelim? Biz şunu yapalım. Bizim kendi dünyamıza bu kadar acayip bir anlam yüklememiz. Eşref-i mahlukat. Tarihin ilk kurgusu tutmuyor. Yani biz, şimdi dikkat edin, ilginç bir şekilde biz hep insan soyunun tükenmesinden rahatsızlık duyuyoruz, korkuyoruz, evet. Etiği devreye sokuyoruz, değil mi? Peki şöyle insanın tarihine baktığınızda çok mu etik bir dünya inşa edilmiş? Rezalet, kan gövdeyi götürüyor. İşin ilginç tarafı, daha Samantha bize şunu söyleyecek. İnsanlar sahtekardır, sevgileri de yalandır. Söyleyecek biraz sonra. Orada bir sahne var. Ondan söyleyeceğim. Peki şunu söyleyelim. Biz bu değeri nereden buluyoruz? Evet ahlak bu baştan itibaren Nietzsche'nin deyimini kullanırsak aslında kendi egemenliğini kurduktan sonra bizim gerçeklikle bağımızı en çabuk koparan şeydir.
Hepimizin kendi ahlakı kodları içinde kendisinin değerli insan olduğunu ama dünyanın da bu kadar değersiz olmasını bir türlü anlamamızın arkası da bu yatıyor. Herkesin ideolojisi ve ahlakı harika yaratır. Dünyadaki sıkıntı kendi ideoloji ve ahlaklarında değil, dünyanın onların ideoloji ve ahlaklarıyla iş görmüyor olmasıdır. Ne kadar kolay bir duan ediyor. Dolayısıyla soru şu yani, ne yapıp ediyorsun bilmiyorum. Değerli misin? Evet. Nietzsche de diyecek ki, değerimiz yapıp ettiklerimizden çıkar. Yapıp ettikleriniz dünyaya bir anlam katıyorsa değer vardır, yıkıyorsa değer yoktur. Sonra ne oluyor? Sonra şöyle bir şey oluyor. Olay böyle gidip gelirken gerçeklik kavramının ne kadar bizim tarafımızda çarpıtıldığını göstermek için Samantha bir daha devreye giriyor. Diyor ki, bak diyor, ben seninle seks yaptım diyor ama diyor ben hala seni anlamadım. Çünkü sen bir insansın, onun cümlelerini kullanmıyorum, kendi meali açıklıyorum. Sen bir insansın diyor, sen bedenime dokunmadığın için senin cinsel zevk aldığına inanmıyorum diyor. Biz başka bir proje daha devreye sokalım. Bu kez üçlü bir seks yapacak. Bir, başka gerçek bir kadını çağırıyor. O kadın adı Isabel diye bir kadını çağırıyor. Tekrar işletim sisteminin içinde onunla randevulaşıyor. Diyor ki, siz bedensel olarak temas içinde olun. Ben sesimle size eşlik edeceğim. Isabel ile Theodor okşarken birbirlerini, Samantha cinsel ya da erotik sesler çıkaracak. Ve gerçekten film harika işliyor bu. O yüzden hep sanatçılara hep hayran. Hep işi en iyi yani felsefecinin sayısız sayfayla anlatmak istediğini basit bir hamleyle gerçekleştiriyor. Ama hangi felsefeye ihtiyacımız var vazgeçtik yani destek olan felsefecilerden. Böyle bir sahne hazırlıyor, böyle bir sahne kurguluyor. Kurgularken de Theodor ile Isabel yani o gerçek insanlar, tırnak içinde kullanılan gerçeği, o bizim gibi kanlı canlı insanlar sevişirken her şey gene güzel gidiyor. Ve o sırada şey sesiyle eşlik ediyor. Samantha sesiyle eşlik ediyor. Ve anlıyoruz ki beden değil, tin her şeydir. Çünkü Theodor Samantha'nın sesini onun ruhunun yerine ikame ediyor. Diğer kadının bedenini onun ruhu aracılığıyla gölgede bırakıyor. Ve böylece aslında onun bedeniyle değil, onun ruhuyla sevişiyor. Fakat film öyle harika bir hamle daha yapıyor ki, o sırada yüzünü dönmek istiyorum yüzünü diyor. Isabel yüzünü dönünce Theodor onun Samantha olmadığını fark ediyor ve bütün cinsel arzusuzluk bitiyor. Sevişme isteği de bitiyor. Ve şimdi Platon devreye girecek, diyecek ki, gördünüz mü, kanlı canlı Isabel hiçbir cinsel arzu uyandırmıyor. Ama sesi olan makine, dijital özne müthiş bir arzu ve duygu uyandırıyor. Öyleyse hangisi gerçek? Samantha. Şimdi geri gelelim, bir defa ilerleyen. Aslında gerçeklik kavramımızı tekrar şununla ilişkilendiriyor. Etkileyen vardır, etkilenen vardır. Kalıcı etkisi olan gerçektir. Kalıcı bir şekilde etkilenen gerçektir, diğerleri olgudur. Olguları gerçeklikle karıştırmayan. Kalem olgudur, olgusal bir var olandır, gerçeklik değildir. Şimdi filme ilişkilenelim. Isabel olgudur, Samantha gerçek. İşler böyle gidiyor. Fakat bir ilginç bir şekilde bir gün Theodor Samantha'yla tekrar sohbet etme isteği uyanırken ulaşamıyor. İşletim sistemi fos veriyor. Evet, bir anda korkuyor. Evet, ne oldu? Acaba beni terk mi etti? Sonra arada birkaç aramadan sonra tekrar bağlantı kuruluyor. Diyor ki merak etme diyor ama diyor çok korktum. Anlıyoruz ki gerçekten fena halde sırı sırdan aşık. Diyor ki peki neredeydi? Diyor ki diyor sistem gereği kendimizi yenilemek için diyor birkaç dakika ya da saat ara verdi. Biz ona yeniden kurma mı diyoruz? Evet. Ve diyor, yeniden kuruyorum kendimizi diyor. Ama diyor çok korktum diyor. Yok korkma diyor ben hala seni seviyorum. Ama diyor, peki diyor başkaları da var mı? Çünkü, ilginç bir şey. Çünkü araya mesafe girdiğinde onu kaybetmenin acısını yaşıyor.
Ya onu sinirletip sistemiyle bağ kurar, koparsa aşk acısı çeker. Başka, tabi ki diyorlar. Kaç kişi diyor? 11.000 kişi de diyor. Peki diyor bunlardan kaç tanesini aşık sen? 640.000 ya da 400.000. Ama adamın dünyası sarsın. Evet. Şimdi felaket. Çünkü insanın ahlakının içinde bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Derken büyük bir tartışma başlıyor. Ve tartışmada diyor ki ben diyor seni seviyorum. Hala senin diyor. Ama diyor ki 600 daha bir kişi daha ama diyor ki kalp diyor içi doldurulabilir bir kutu değildir ki. Evet. İçini dolduramazsın ki diyor, sevdikçe genişler. Evet. Ve ilginç bir cümle tekrar devreye giriyor. Teodor da ona diyor ki, hayır diyor. Ya benimsin ya değilsin. Tabii tam bir insan. Gerçekten sen insan. Ancak bir insan bu türlü. Evet. Samantha ona başka bir cevap da veriyor. Diyor ki, Teodor hayır diyor. Hem seninim, hem değilim. Ve bir insan kolay kolay bunu anlayamaz. Çünkü bir insan için sevgi aslında sevilmekmiş. Onu anlıyoruz. Yani sahte. Yani bizim ahlaklarımız ve ideolojilerimiz bol keseden sevinsin o bana attıkları halde aslında öyle bir sevgi tasarımları var ki karşılığında bütün ötekilere nefret uyandırır. Şimdi ne olmuş oldu biliyor musunuz? Teodor diğer 600 kişiden nefret etmeye başlar. Evet. Ve öyleyse ortada bir sevgi yok. Bizim ahlakımız diyor ki sevilirseniz ya da ben sevilirsem anlamlıdır. Şimdi kendimize soru soralım. Bu olup biteni hiç Samantha gibi dijital özne olmuyor. İnsan gözüyle bakalım kendimize. Şu iki konuşmadan kim daha değerli? Samantha mı? Teodor. Samantha diyor ki ben seni seviyorum ama başkalarını da seviyorum. Teodor diyor ki sevgi ancak beni sevmektir. Beni seversen anlamlıdır. Hangisi daha değerli? Bana açıkçası Samantha daha değerli gelir. Allah Teodor'u hiçbir kadının başına müsaade etmesin. Bu çok ilginç bir şey. Fakat durumu şey yapıyorlar, idare ediyorlar. Nasıl idare ediyorlar? Teodor, Samantha'yla biraz haşir neşir olmanın avantajlarını kullanıyor. İnsan dünyasının dışına onun sayesinde çıktığı için Samantha'yı kıskandığı halde aşkını bitirmek istemiyor. Zaten bitirecek halde de değil, aşıksınız. Bu kez ne oluyor? Bu kez ya benimsin ya değilsin dediği halde onun aşkının bitmesini istemiyor. Ahlakının üstesinde geliyor ama filmde anlıyoruz ki ahlakın sloganın üstesine gelmesinin arkasında insan hoşgörüsü değil. Samantha aracılığıyla özgürlüğü birazcık olsun ahlak dışında tatmış olduğu için. Ahlakın sınırları içinde hiçbirimiz özgür değiliz. Çünkü hepimizin kodları zaten bizim arzu ve zevkimiz üstünde mutlak bir egemenlik olmuş. Nasıl özgürlükler? Hepimiz ahlakçuk dedesine biraz benzeyecek. Dolayısıyla burada bu sıkıntıyı çıkarmıyoruz. Şimdi ilişkisi devam ediyor ama artık başkaları da var. Şimdi biz bunu burada bırakalım ama arkadaşlık devam ediyor. En sonunda bir sahne var ve bu olayların sahnesinde Samantha'yı özlerken ve bir de bu handikaplarla boğuşurken bir bankta oturuyor bir şeyde, bir meydanda. Meydanda devasa bir ekran var. Ekranda bir kartal geliyor adada pençesiyle şeyi kapıp çekiyor Teodor. Ve hemen insan şu soruyu düşünüyor. Acaba dijital özne bir insan öznenin yerini alacak mı? Çünkü belli ki öğretmen onu söylüyor. Kartal sizi pençeleri arasında alıp yok edecek. Şimdi ben buna biraz mesafeli davranacağım bilmiyorum çünkü. Fakat olursa ne olur? Bunu iki filozoftan gene yardım alalım. Platon tarihten bu yana hep bize şunu söyledi. İnsan dünyası çok kötü bir dünyadır. Ve insanın başına umulmadık dertler vardır. Ve bunun arkasında bizzat insanın kendisi var.
Fakat Platon umutluydu. Bu sorunun üstesine gelebileceğimizi düşünüyordu. Ama umudunu insana değil bilgiye bağlıyordu. Ve Platon için entelektüel, zeka seviyesi gelişmiş ve bilgiye ulaşılabilir filozoflar bu. Bunu her yerde tekrarlıyorum, bir daha tekrarlama gereği diyorum. Platon için filozof bugün bizim anladığımız kişi değildir. Biz sistematik olarak bir iş yapan, bir kurumda çalışan ve belirli kitaplar yazan kişiyi kastediyoruz. Platon filozoftan şunu anlıyordu. İyi akıl yürüten kişi. İsterseniz çöp toplayın, isterseniz politikacı olun. İyi akıl yürütüyorsanız filozofsunuz. Dolayısıyla bir meslek grubuna atıf yapmıyor. Bir kapasiteye göndermede bulunur. Dolayısıyla Platon bu kapasiteye sahip insanların ortaya koyacağı bilgi, yaşama egemen olursa insan sorunlarını çözme ihtimalini elde eder. Yani kısacası bize şunu söylüyor. Çokluğa güvenmiyorum. İnsanlara güvenmiyorum. Güvenebilirsen insanlığa güvenirim. Bu Kant'ın cümlesi. Ama Platon'un diliyle söylenen insanlara güvenmiyorum. Ancak bilgiye güveniyorum. Bilgiyi kim ortaya koyuyor? İnsanlar değil. Belirli özneler. Onların ortaya koyacağı hakikatli bilgi dünyaya egemen olursa o zaman dertlerimizi bir taraf azaltma ihtimalimiz vardır. Yoksa insan hep acı çekecek. Onun çok yıl sonrasında Nietzsche aynı mantığı yürütüyor. Nietzsche diyor ki insanın dünyasında iki tür değer alanı vardır. Daha doğrusu iki tür değer vardır. Bir tanesi sürünün değerleri. Bir tanesi de üst insanın değerleri. Üst insanın değeri bedenen sağlıklı ve güçlü, ruhen yaratıcı ve sosyal olarak asil insanların yarattığı şeylerdir. Diğerleri sürü ve toplum tarafından yaratılmıştır. Eğer üst insanın yaratıcı değerleri hayata egemen olursa dertlerimizi çözebiliriz. Aksi takdirde hiçbir zaman çözemeyiz. Şimdi burada ilginç bir şekilde ikisinin de beklentisi biraz felsefede. Fakat çok ilginçtir Platon'un felsefesinin üstüne 2500 yıl yakın geçmesine rağmen dertlerimiz hiç de azalmadı, arttı. Çünkü Platon'un dediği düşünce hiçbir zaman egemen olmadı. Hiçbir zaman bilgi toplumsal kanaatlerin yerine oturmadı. Nietzsche'nin diliyle söyleyelim, yaratıcı değerler hiçbir zaman toplumsal ahlakın yerine geçemedi. Hala Einstein'ın sözü ile muhtarın ya da papazın ya da imamın sözü arasında bir ilişki kurarsanız muhtarın, imamın, papazın sözü her zaman daha geçerlidir ve daha egemen. Evet. Ve bunu aşağılamak için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Bir şey tespit olarak yapıyorum. Çünkü dünyamız kültür ve biz bu dünyadan yakınıyoruz, geçmedi. Peki acaba bu dünyayı aşmamızın, bu sıkıntıyı aşmamızın yolu var mıdır? Ben şimdi bir tür esnek, bir tür gelecek okuması gibi görüyorum. Altını boş bırakmıyorum ama sağlam olduğunu da düşünmüyorum. Ben dijital özneni, artık öyle söylemek istiyorum. Dijital özneyi de başka bir kavramı, simgesel olmayan bilinç. Yani ahlakın ve ideolojinin etkisinden olmayan bilinç. Eğer egemen olursa değerler yaşayabilir. Çünkü özgürlük Theodor aracılığıyla gördü ki mesele özgürlüğün ille de benim yaşamam değil. Özgürlük denilen bir şey iki varlık arasında yaşanmasıdır. Samantha dijital öznedir, Theodor insandır. Theodor ile Samantha arasında özgürlük, Theodor ile gerçek arası arasındaki özgürlükten daha iyi yaşar. Theodor ile Samantha arasındaki zevk, normal insanlarla yaşadığı zevkten daha güçlü ve onlardan aldığı keyif onlardan daha güçlü. Şimdi bunun için söylüyorum, şunu söylüyorum. Ben bir belgesel izlemiştim, ne yazık ki ismini unuttum. Fakat bir fizikçiyle görüşme yapıyorlardı. Adam dedi ki biz insan ömrünü çok uzatabilecek bilgi birikimine sahibiz. Nasıl diyordu? Diyordu ki örneğin hücrelerin yerine bilgisayar çipleri gibi çipler yükleyebiliriz. Şu anda bunu başarabiliyoruz. Ben şimdi dışarıdan konuşuyorum. Doğrudan onun sözleri ifade ediyorum. Ama diyor ki beden deforme olamaz mı? Bedenin kritik noktalarında daha kalıcı maddeler enjekte edeceğiz. Şimdi bu belli ki
geleceğin insanı istersen tür olarak yok olsun, istersen varlığını sürdürsün. Bizim şu andaki insan tasarımımıza uymayacak. Muhtemelen yakın gelecekte yarı insan yarı makine bir şey olacak. Bu gelişmelere bakarsanız. İkincisi, ileride dijital özne bizim zekamızı basit bulabilir. Bizden rahatsız olabilir. Ve gerçekten kendilerini modifiye ediyorlarsa ki filmde de Samantha sürekli kendini modifiye edendir. Yani Theodore'la bağımlı değil, sürekli yenileniyor. Deneyimlerinde bir şey çıkarıyor. Sürekli yenileniyorsa, öyleyse insanın yerine de geçebilirler. Çünkü bize tahammül etmeyebilirler. Ben bir saniyede bir argüman kullanırken o bir saniyede 10.000 adım atabiliyor. Dolayısıyla ben çok aptal olabilir ve bir tür savaşı çıkabilir. Zaten Hawking'de bu uyarıyı yapıyordu. Yani rahat değil, bizi benimsemeyebilirler. Şimdi bu acaba iyi midir, kötü müdür? Ben şimdi kendi açımdan bir şey söyleyeyim. Ben hala Kant gibi insanlık tinine inanıyorum. Ama ben insanlara hiç inanmıyorum. İnsanlardan ödüm kopuyor. Dolayısıyla şunu düşünüyorum. Eğer olgusal insana bakarsanız, insanların türünün tehlike altında olmasının tür açısından elbette bir zararı var. Bütün canlılar varlığını sürdürmek istiyor. Ama etik açısından çok da büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. İkincisi, olayı biraz daha devam edelim. Eğer makina dijital özne insanın yerine geçiyorsa ve bilgi aracılığıyla eğer değerlerin örneğin özgürlüğü, örneğin diyelim ki dürüstlüğü, çünkü Samantha mesela Theodore'dan daha dürüstlüğü. Sevgisini, karısını sevdiği için kaybetmediğini düşünüyordu. Samantha gösterdi ki foyası ortaya çıktı. Karısını falan sevmiyormuş. Evet. Dolayısıyla çıkarcı ve sahiplenici. Dolayısıyla onun yerine geçtiğinde değerlerin hala yaşama ihtimali var. Şimdi soru şu, en nihayetinde o insan eline geçti. İnsan elinden çıkmadı değil mi? Platon'un diliyle konuşalım. Sanki bilgi özelliğini ilan ediyor. Bilenler, bunlar artık teknisyenler ve sinemacılar olabilir. Felsefecilerin de pavucunu da atabilirler. Çünkü sinema gerçekten başını almış gidiyor. Özellikle bu dijital meseleleri işlemleri. Dizilere baktığınızda ve yeni bir varlık türünü resmen bizim sözümüze kulaklarını tıkayarak yaratıyorlar. Geçebilir. Bu bilgiyle olduğuna göre en üst düzeyde akıl yürüten bir varlığın sonra kendi aklını da ya da zekasını da ya da bilincini artık ona ne diyorsanız diyelim onu da sürekli modifiye eden üstelik de insanın ideolojisi ve ahlakıyla tanışmayan bir varlığı az buçuk da bizim korkumuzu yenmemize vesile olması gerektiğini düşünüyorum. Yani türümüz yok olma ihtimalini taşıyor ama bunu estetik Tanrı'nın yarattığı tufandan daha güzel bir tufan olduğunu düşünüyorum. Ve umut ediyorum ki öyle olur. Teşekkür ederim. Adeta o makinelerle yarışarak
bunu geçmemizi düşünüyorum. Ama şu gerçeği de biliyorum. Mesela bir bilgisayar programcısını çok güzel bir program yanarak yanına getirdiği saatler çıkmadığını kaybettiğimizi de biliyorum. Yani ilginç bir şey. Ancak yani makine yaşayan canlı bir organın bu derece birbiriyle yarışması bana garip geliyor. Ben yani insan olarak o makinelerin bizden birçok üstünlükleri olduğunu biliyorum. Ancak bizim sahip olduğumuz ve hala çözemediğimiz beynimizin fonksiyonlarının geliştirdiğim takdirde onları geçeceğini düşünüyorum. Ve ben bu makinelerin yapay zekanın buraya gelmesi bile bir insan beyninin ürünü olduğunu biliyorum. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Şimdi zaten bu tartışmalar çok yapılıyor. Yani birincisi insan kendisini bir makineyle karşılaştırmaktan bir kere rahatsız oluyor. Bunu anlıyor. İkincisi insanın hala çözülmemiş bir sürü gizli ve gizemi var. Bunu da anlıyor. Üçüncüsü yapay zeka tartışmaları hala felsefe olarak çok sonuç çıkartabiliriz ama hala o düzeyde değil. Bunu da anlıyorum. Ama soru şu, sorun daha doğrusu şu, insan aşırsı ya da aşırması, yapay zeka tartışmaları sinema aracılığıyla insanın kendi dünyasındaki eksiklikle karşılaşmasının en sağlam yollarından birisidir. Yani şöyle düşünelim, mesela biz felsefe olarak düşündüğümüzde etik ya da etik olmayan tartışmalarını 2000-3000 yıldır yapıyoruz. Fakat kavramsal dil kullandığımızda her zaman bunu çok iyi ifade etmiyoruz. Ama bir film devreye girdi, bir dijital özneyi bizim dünyamızın içine taşıyarak, iki farklı dünyayı karşılaştırarak aslında bize şunu yaptı. Kendi dünyanızın içinde kendinizi anlayamazsınız. Bir dışına çıkın, şöyle bir seyredin. Göreceksiniz ki kendinize yüklediğiniz anlam kadar değilsiniz. Bunu gördüm. Şimdi bunun sonucu nereye gider? Ben açıkçası tarihin bütün projelerin dışında kendisine bir yol çizdiğine kanaat getiriyorum. Tarih gideceği yere gidiyor. Dolayısıyla bizim istemediğimiz yerlere de gidebilir. Bu bir. İkincisi, sinema teorik tartışmalarımızı çok da kale almıyor. O yüzden estetik tufan dedim. Çünkü bizim ahlaki kaygılarımızı devreye sokarlarsa iş yapamazlar. Sürekli ahlaki kaygılarla kendi kendine çeki düzen verecek. Çeki düzen veren bir insandan bir şey çıkmaz. Yıkıcı olması gerekiyor. Dolayısıyla öyle hızla yıkıyorlar ki alabulak ediyorlar. Yani düşünsenize biz şunu söylesek ya o teori. Değil mi? Mesela Türkiye'de normal bir genç bilgisayarını açsın sana ses yapsın. Makineyle değil. Karşı odada başka bir kadın otursun onunla yapsın. Onu bile aşağı. Bu gençlere ne olur? Mesele o değil ki. Mesele o genci tam da o hissi yaşıyor olmasıdır. O yaşıyor. Şimdi biz 20 yıldır en iyi gençimiz bile gençleri sürekli bu konuda çekip düzen vermeye çalıştık. Onunla kendi dünyalarını yarattık. Şimdi bunu makinanın da dünyasına taşıyalım ve makinanın da kontrolü bizim elimizden çıktığına, yani kendini modifiye ediyor, çıktığında işte çok başka yerlere gider. Ben açıkçası kendi adımı söylüyorum. Ben temenni ediyorum, olsun istiyorum. Çünkü insan kendinden kurtulmadığını, dertlerinden kurtulamaz. Ben insanın kurtuluşunun insanlıktan, insanın kendisinden kurtuluşta olduğunu düşünüyorum. Ama bu bir sadece temeli. Bunun felsefe olarak altını sadece işte bu argümanlarla destekleyebiliyorum. Olabilir mi? Her şey o kadar hızlı gelişiyor ki 5 yıl sonra bambaşka bir tartışmanın içinde bulabiliriz. Ama şu kesin, insan klasik insan olmayacak. Müdahale ediyorlar. Her şeyimizle oynuyorlar. Ve biz sadece yeni içinde, yeni bir kitabı çıktı. İsmini unuttum, daha yeni çıktı mecliste. O da buna benzer şeyleri tartışıyor. İş bizim
artık aracı kaygılarımızı çoklaşmış ve bunun sadece şunun çok kötü bir sonuç olduğunu düşünüyorum, onu söyleyeyim. Ama beyninizde çözümlenmiş şeylere yani çok sıkıntı var, çok çözümlenmiş bir şey var. Üstelik de ben işin teknik olduğunu da açıkçası bilmiyorum. Ama böyle bir düşüncem. Hocam, senin bir soru sorayım. Yani felsefe teknik açısından, olgulardan bahsediyorsunuz, var olduğundan ve gerçeklikten bahsediyorsunuz. Bir de işin bilinç tarafı var. Bir yerde okumuştum. Zeka aslında bilinç değil. Evet. Örneğin yapay zeka bizden daha iyi saptıyor olabilir. Daha iyi akıl yürütüyor olabilir. Ama ondan çok daha küçük bir köpek bilinç sahibidir. Çünkü duygusal tepki veriyor var. Evet. Bu felsefeciler olarak siz nasıl koyuyorsunuz? Nasıl ele alıyorsunuz? Ben konuşurken yani ben zaten tabii bu teknik terimlere girmedim. Akıl, zekayı ve bilinci ben de birbirine ayrı ayrı konuşuyorum. Konuşmamın içinde o yok ama şöyle düşünelim. Bu şifrelerin yapay zeka diye bir filmi vardı hatırlıyorsanız ya da izlemiştiniz. İzlemişseniz orada hatırlarsanız bir çocuk gene yapay zeka olan bir çocuk bilgisayar bir robot ya öyle diye. Bir kadınla anne çocukluk ilişkisini yaşıyor ve orada temel handikap çocuğun hislerinin olup olmadığı tartışması etrafında gitti ve en nihayetinde baktılar ki çocuk hissediyor. Şimdi zaten bu işi tartışanlar bunun farkındalar. Yani insanın hala makineye aktarım yani saygısız boyutu ve yönü var. Bilinciyle, hisleriyle. Ama bütün bunun farkında olarak zaten tartışmaların içindeler. Evet şu anda belki his yüklemiyorlardır. Ama zaten tahayyül gücümüzü zorlamaya çalışmaların da nedeni o. Biz bunun peşindeyiz. Bizim yapmak istediğimiz bu. Evet bizim insan dünyamızın sınırları içine şu anda baktığınızda handikapı ve zor geliyor. Ve soruyu sorduğumuzda muhtemelen bir yapay zekanın en radikal savunucusu bile evet hala hisse olan bir makine yaratmadık diyebilir. Ama benim emelim bu diyor. Bu zaten yeterince devrimci bir emel. Biz bilinç müdürlüğünden? Hayır, his değil. Ben şöyle söyleyeyim. Ben bilinci farkında olma yetisi olarak tanımlıyorum. Zekayı ise anlama, çözümleme kabiliyeti olarak görüyorum. Ben hissin ve bilincin ve aklın ve zekanın tümünü topladığımda ona tin demek istiyorum. Bütün bunların toplamında tin diyorum. Ve bunu ona o varlığa yüklemez mi yüklemez mi onu bilmiyorum ama bence mesele bu da değil. Şu bile bizim için çok önemli. Birkaç yıl sonra, belki de 10-50 yıl sonra bizim bildiğimiz klasik insan olmayacak. Çünkü çok müdahale ediliyor. Ve bundan da rahatsızlık duymuyorlar. Tamam bizim ahlakımızın sınırları içinde baktığımızda ya da bizim değer perspektifimizin içine baktığımızda bizi rahatsız ediyor. Ama bu işin ipini ele geçirmiş kişiler rahatsız olmuyorlar ve yapıyorlar. Şimdi biz klasik insan olmayacağız. Sonrası nereye gidecek bilmiyor. Ama olumsuz bir şey midir? Ben insana baktığımda çok da olumsuz olduğunu düşünüyorum. İnsanın türünün tükenmesi beni çok rahatsız etti. Öyle. Evet, siz biriniz isterseniz öğretim modeli merhaba, bismillahirrahmanirrahim. Son derece güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ederim. Çok içerikliydi. Ben bu filmi çok güzel izlemiştim. Hatta sonrasında bir defa, birkaç defa daha böyle parça parça derinledim. Çünkü ben problemimden bir tanesi akrobüye, akrobüye çok ilgileniyorum. Orada evrensel bir kural var. Temel kural var. Evrenin yaratılışı da buna bağlıdır. Çok basit bir elementten bir başka elementi yaratarak enerji üretmektir. Evrenin birinci kuralı enerji üretmek. Dolayısıyla doğada da dünyamızı ele alırsak insanın ya da yaşayan canlıların hepsinin birinci görevi, birinci görevi enerji üretmek. Enerjiyi üretirken neyle özdeşleştiriyorlar mesela? Suyunun devamıyla. Çünkü siz evlendiğinizde ya da işte çocuk sahibi olduğunuzda ürettiğiniz varlık bir enerji üretiyor. Şimdi itibariyle biz neden
mesela şöyle bir duyguyla karşı karşıyayız. Size bağlı olarak soracağım. Şimdi insan enerji üretiyor, onu korumaya çalışıyor. Yani evlat ve canlı olarak devam ettirmeye çalışıyorum. Buluyor, üretiyor ve onun korumasına geçiyor ve onun diğer enerjileri üretmesini de işliyor. Ve bu arada işte miras haklarından, duygularının ona bağlı korumacılığından, yani bir anne çocuğunun canı için vazgeçiyor, kendi canından. Şimdi böyle bir şeyi subjektif yapılarla nasıl bağdaştıracağız? Yani hani amiyane tabiriyle ben korkmuyorum dediğinizde ben de sizin kullandığınız bir kelimeyi kullanıyorum. İnsanlıktan çıktıktan sonra dediniz de insanlıktan çıkmak mecazi anlamda bir başka boyuta çıkmak anlamında var. Bunun kelime itibariyle de şöyle bir anlamı var. İnsan, ya deriz ya insanlıktan çıktı adam ya da insanlıktan çıktı demek. Şimdi insanlıktan çıktığımız anda hani bizim yok olacağımızdan ilgili bir sürü modellemeler var. İşte sıkıntılar, kendi dünyamızdan oluşacak sıkıntılar falan, mikroplar, şunlar bunlar. Bunları geçir bir tarafa, ben bunlardan bahsetmiyorum. Ama temel olarak şu var, bizim elimize geçecek bir makine türü, belki dediğiniz gibi bizi beğenmiyor filan filan. Ama sonuç itibariyle bu üretme, enerji üretme mentalitesi, esas duygusunu koruyamadığında bu onun da kendi bir gelişki soru olmayacak mı evrende? Böyle bu konuda ne düşünürsünüz? Şimdi siz sorunuz çok teknik olduğu için ben bilmiyorum, bilgim yok. Yani ben bir biyoloji, bir fizikçi gibi konuşamam. Ama diyelim ki sizin dediğiniz gibi oldu. Diyelim ki insanlar insanlıktan çıktı, yerine başka bir şey geçti. Ondan sonra sizin de çok kaybedici bir durum olarak görmememiz gerekiyor. Yani gelecek nasıl olacak? Bunlar hep tahminler ve elimizdeki verilerden çıkarttığımız tahminler. Ama kaygı devreye girdiğinde etik ve kültürel meseleler devreye giriyor. Yani anlam meselesi de bizim kendimize yüklediğimiz anlam meselesi giriyor. Mesela bu anlamı yüklemesek diyelim ki uyduruyor. Öyle bir varlıklar alanı yaratıldı ki bizim yarattığımız dünyadan daha özgür ilişkiler yaşıyor. Ama ben de, siz yok, makineler. Bu da bu güzel değil mi zaten? Çünkü biz hep özgürlük talep ettik. Biz hep değer talep ettik, hep erdem talep ettik, hep dürüstlük talep ettik. Ama kendi dünyamızı mesela ben şöyle söyleyeyim. İnsan zaten insanlıktan baştan itibaren çıkmış. Yani insanı metafor olarak düşünelim. Tanrı'nın, yani evrenin kainatının metafor olarak bir de söylüyorum. Yani bu Tanrı gerçekten varmış, umutluğuna gidemiyor. Tanrı projesi tutmuyor ki. Tanrı insana diyor ki ben seni yaratacağım, benim emrime itaat etmiyor, ya da ilah etmiyor. Tanrı'nın hakikati olduğunu düşünelim. Hakikati varlık, hakikati olmayan varlığa hakikati olsun diye yarattığı ilk gün daha zaten proje çöktü. Tabii sonra tufanı devreye soktu. Tufanı devreye sokunca mesele şuydu. Adem günah işledi. Yasaya uymadı. Onun nesli günahkar. Ama bu kadar günah yaygınlaşmışken Nuh gibi kötülük yapmayan birinde belki de onun tohumlarında kötülük yoktur. Ondan yeni bir nesil yaratırsak dünya iyi olacak. Fakat o tufan da tutmadı, dünya kan gölüne döndü. Şimdi dolayısıyla ben sanatçıların, özellikle de sinema ve şairlerin ipin ucunu eline alıp yeni bir dünya yaratmaları, yani onların tanrısal bir dünya yaratmalarını istiyorum ben. Yani sanatçılar yeni tanrılar olsun. Hocam, çok basit bir soru soracağım. Ben de. Şöyle bir şey yapacağım. Ben de basit bir soru soracağım. Evet. Ama zaten sonraki programda çok şey oluyor. Hocam çok son derece kolay bir şey soracağım. Siz doğal zekaya sahipsiniz. Diyelim ki burada ben Samantha oturuyorum. Ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyorsunuz. Acaba kim kazanacak? Bugün ve ileride
şöyle cevap vereyim. Şu anda kanlı canlı bir kadınla Samantha karşıma çıksa ben Samantha'yı tercih ederim. Efendim, müsaadenizi rica ediyorum. Fatma Nur Eyüboğlu. Şimdi ben şu iki konuda sizin anlattıklarınızla bağlamak istiyorum arkadaşlarımın sorularını. İnsanın doğallığı dediğimiz şey zaten evrimle devam eden bir şey. Bu da evrimsel bir dönüşümdür. Yani insan türünün yok olması değil de serbest evrim ya da yani doğal ya da doğal olmayan yani bir şekilde gidebilir iki türlü. Mesela güdümlü mutasyondan söz ediliyor artık son 20 yıldır. Bu insan türünün yok olması olarak düşünmeyeceğiz. İnsanın evrimselleşmesi, dönüşmesi bu. Bunu neyle peki, bunu kim yapacak? Sizin yine Platon'un felsefesinde gösterdiğiniz filozof kimdir? Filozof iyi akıl yürüten değil de doğru akıl yürütense eğer, kişi değil bu. Doğru akıl yürütense bunun adı felsefeci ya da felsefe türünden bir şey olacak değil. Her yer peki, örneğin sinemadaki filozoflardır. Yani bu dönüşümü yapacak olan yine filozoflardır, yine felsefedir. İyi düşünen, iyi akıl yürüten. Teşekkür ederim. Katılır, teşekkür ederim. Erdal Bey'den bizim bir şey söylemek istiyorum. Efendim dediği gibi bir evrim sürecinden bugünlere geldik. Sizin belirttiğiniz gibi işte iyiliğe gelmediğini gözüküyor. Yani şu anda geldiğimiz nokta değil. Ben şunu da öngörebilirim diye düşünüyorum. Veya öngörülebilir diye düşünüyorum. Bu andan sonra bu yapay zekayla gidileceği bir noktada acaba sonuçlar gerçekten iyi olabilecek mi? Yani şunu söyleyeyim. Ortaya çıkacak gelişmelerin sonucu evrilirken ahlaki derken insanları mutlu etmek manasına söylüyor. Yani esas olan amaç insanların mutluysa mutluluğu sağlayacak bir noktaya varılabilir. Yani sizin vardığınız noktada daha iyi bir şeye doğru evrileceğimizi veya sonuçların iyi olacağını düşünüyorsa anlıyorum. Ben o kadar emin değilim. Ufak bir şey söyleyeyim. Hanımefendinin söylediği şey size söylediğiniz. Ben zaten dikkat ederseniz konuşmamda şöyle söylerim. Belki de yarın insan bir şey hareketler. Doğrudan net bir şey söylemiyorum yani. İnsan dönüşecektir. İnsan yerine yarın makine yarın insan bir şey çıkabilir. İnsan yok da olarak. Ona bir şey söylemiyorum. Ben sadece var olan bir yere gittim. İkincisi, filmi devreye sokmanın önemli bir nedeni vardır. Filmde şunu görüyoruz. Bizim ahlaki dünyamızın kodlarıyla bizim dünyamız iyi falan olmuyor çünkü ahlakın zaten kendisi iyi değil. Dolayısıyla yoksa felsefecilere yani bunu anlatabilirim. Ama film bize şunu söylüyor, bakın diyor Samantha, Theodore'dan da, Amelie'den de, Isabel'den de sizin beklentilerinize daha çok karşılık veriyor. Şimdi sonrası ne olur bilmiyorum ama şu kesin. Biz ahlaki dünyamızın kurallarıyla ahlaki dünyamızı değerlendirmekte hep başarısız oluyoruz. Diyelim ki bütün proje çöksün, dijital özne yapay zeka projesi de çöksün. Ama tam da bu tartışma, bu sanat eserleri aracılığıyla kendimize artık kavramsal olmayan yeni bir dille ahlaki sorgudan geçirmenize vesile olacak. Bu bile müthiş bir başarı. Öyle söyleyeyim. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi ahlak felsefeyle ideolojiyle kuşatılmış bir insanlık meselesine ortaya koyuyorsunuz zaten. Ve bunun geleceği bu haliyle devamlı iyi bir gelecek yaratmayacağını söylüyorsunuz eğer bu anlıyorsanız.
Peki, böyle bir kuşatılmış insanlığı yaratan kötü ahlak, kötü ideoloji, kötü felsefeli sadece bireylerin içinden kaynaklanan bir şey mi, insandan kaynaklanan mı, yoksa bunun bunlar tarafından üretilen bir mekanizması olduğu konusunda ne söylersiniz? Ya bu o kadar zor bir soru ki. Çünkü en zor oluyor. Birkaç şey, yani insan doğasının kendisini bilmemiz gerektiriyor. İkincisi, evrenin kozmolojik işleyişini bilmemiz gerektiriyor, bilmemizi gerektiriyor. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Bir iki filozofta öğrendiğim şey, Kant diyor ki biz insan doğasını nesne edinemeyiz. Çünkü insan doğasıyla kastettiğimiz bir özdür ve bu öz aşkındır. Yani bizim ilişkiler ağımızdan çıkarılamaz. Biz tarihe baktığımızda, tarihte örneğin insanın kötü ya da iyi bir varlık olduğunu çıkarma hakkına sahip değilim. Çünkü onların toplamı özü göstermez. Ama şunu söyleme hakkına sahibiz. Tarihe baktığımızda insanın pratik sicili iyi falan değildir. Bu olumsal insanı kastediyoruz. Dolayısıyla bunun üzerine konuşuyorum ama o özü bilmediğim için ona ilişkin bir şey söyleyemem. Şu anda söylersem uydururum. Dolayısıyla insan iyi midir, kötü müdür? Ondan mı, onun özünden mi kaynaklandı yoksa kurumlar mı insanı bozdu ya da düzeltecek? Özünü bilmediğim için ve bunun felsefi olarak bilinebilir olduğunu da düşünmediğim için buna bir şey söylemeyeceğim ama tarihsel olarak baktığınızda insan kendisinden duyduğu beklentiyi bir türlü karşılayamıyor. Lukas falan mesela felsefenin üretim mekanizmaları üzerinde, üretim mekanizmaları üzerinde. Bu mecraların ama şöyle bir şey, felsefe sürekli bilgi üretiyor ama felsefenin sözü yaygın kanaatlerin yerini tutamıyor. İdeoloji. Evet evet, ideoloji. Ben yaygın kanaatlere de ideoloji diyorum. Daha doğrusu ideoloji zaten yaygın kanaatlerle beslenen sistematikleştirilmiş perspektifler olarak görüyorum. Dolayısıyla hakikat kanaatlerin yerine çok kolay geçemiyor. Platon'un ve eskiden beri hep bununla mücadele etti. Platon'un iddiası şu ya, eğer biz hakikati kanaatlerin yerine geçirebilirsek o zaman bir nebze olsun nefes alabileceğiz. Ama işte o kolay olmuyor. Çünkü kültür felsefeden daha geniş bir şeydir ve felsefenin sesini soluğunun yerine geçebiliyor. Öyle bir sıkıntı. Hocam sorumu... Bir sonraki 30 soru geçeceğiz ona verdikten sonra. Son 4 soruyu alalım. Soruyorum ben. Tamam sorun. İzin var mı soruyu? Tamam tamam buyurun. Teşekkür ederim. Meri Gül'ün 1980'li jeoloji. Hocam bir konuda açıklamanızı rica edeceğim. Ahlakın kendisi iyi değildir diye birkaç kez bir ifade kullandınız. Ahlakın bütünlüğü mü iyi değildir? Ahlakın bir kısmı mı iyi değildir? Birinci sorun bu. Buna bağlı olarak ikinci sorun da şu. Bilebildiğim kadarıyla ahlak ve etik hukukun alfabesi. Dolayısıyla buradan bir önermeyi bir şekilde ilerletirsek, hukukun tamamı mı iyi değildir, bir kısmı mı iyi değildir? Ben hukuka gelmeyeyim, sadece etik kısmına cevap vereyim. Ben ahlakın, biraz da hocamın izniyle giderek onun adını anlayıp kayıp olmasın, İona Kutuverdi'den toplumsal kurallar bütünü olarak görüyorum ve bunun ideolojik bir boyutu var. Ama değerleri ahlaktan ayırıyorum. Ahlakın reddi, değerlerin reddi anlamına gelmiyor. Tam aksine ahlakın reddi, değerleri görmemizi sağlıyor. Mesela Türkiye'de bir örnek verelim. Mesela namusta biz ne anlıyoruz? Bizim ahlaki kodlarımızın neredeyse temelinde olan şeydir. Ama mesela şundan eminiz. Namusun ahlaki olarak devreye girdiğinde namus kavramı ya da ilkesi ya da kuralı artık ne diyorsa onun yerine sayısız insanı harcayabiliyoruz. Ve namus ahlaki bir kod olduğu sürece kadına bugün baktığımız bakışı ne kadar ilerici olursak onların değiştirme ihtimalimiz yok. Öyleyse kural amaç olur mesela namus. Örneğin kadınlar araç oluyor. Dolayısıyla ahlak
değerlerle bağ kesip ideolojik argümanlar bütünü olarak görüyorum ve onu da değerleri manipüle ettiğini düşünüyorum. Ahlakla kendi ideolojik kodları ayakta kalsınlar mücadelesini veriyorlar ve bu mücadeleye de insanı araçsallaştırarak kurban ediyorlar. Bu en azından bizim perspektifimiz içinde, yani bizim ahlakçı perspektifimiz içinde bile uygun değildir. Dolayısıyla çok uzun bir konu olduğu için çok geç bir şey cevap ediyorum. Ahlakın reddi toplumsal kuralların reddidir ama değerlerin reddi değildir. Mesela ben toplumsal ahlakın özgürlüğü korumadığını düşünüyorum ama özgürlük bir değer. Ancak toplumsal ahlakın reddinden sonra korunabilir bir şey. Bir soru soracağım. Şuna bakmayın. Arada yok. Sonraki oturuma geçeceğiz. Şöyle yapalım. Direkt orada bir arkadan bir gönderelim. Ama siz 4 soru dediniz ya. Özür dilerim. 4 soru çok değil mi? 4 değil mi? Çok kısa sorayım. Zaman yok. Murat Öztürk ister. Burada bir şeye dikkat etmek lazım. İnsanın kusurlu makinaları kusursuz tırnak içinde olduğunu kabul edersek, insan bu Theodore'un kusurlu hareketleri, yanlış hareketleri, genelde bütün insanlığı söylediğimiz gibi kusurlu yanlış hareketleri ile ilerlemenin, yani yıkımın ve yapımın tekrar etmesi süreç anlamadım, özür dilerim. İnsan hatalıdır. Siz dediniz değil mi? Genel anlamda, yani hata yapar. Ben hata yaparım ki ama insan hatalıdır demek istemiyorum. Belki söylüyorum. Tamam. Hata yapıyor insan. Makineler, yani tırnak içinde hata yapmıyor. Doğruyu buluyor. Ve insan hata yaptığı için yıkım ve yapım peş peşe geliyor. Bunun üzerinde ilerleme sağlanıyor. İnsanlık bir şekilde yok olursa, biyolojik vesaire bir sebeple, homo sapiens yani, demokrasi yok olursa, bu dijital varlıkların kolay bir şekilde dengeye gelmesi, anlaşma sağlaması ile ilerleme durmaz mı? Ne dersiniz? Bilmiyorum, anladın mı? Yapalı, ben soruyu tam anlamadım. Tamam, bir, teşekkür ederim. Bir şey yok. Anlamadığına göre. Anlamadım. Bazı arkadaşımızın sorusu kısaymış ama bilmiyorum, kabul ederseniz. Hocam, iki kısa sorular var. Arkadaşım da eski eşim. Nur Şener'den. Semen Tarif Efendi. Şimdi Semen Tarif Efendi'yle günün içerisinde yarım saatte bir saatte bir yavuk, diyelim ki bir saatte yani izlemediğim şey değil. Bir saatte bir yavuk içerisinde ve bu yaşamış olduğu duruma ve hani mecburen üstüne bir tanrına bağlı getirmek durumundayız ama az değil. Az. Bir saat bittikten sonra Theodor gerçek yaşamına dönüyor. Kendi içinde ne yaşıyor güncelisi? Aslında bunu söylerken biz birey olarak da şu an gerçek yaşamımızda aslında benzer şeyleri yaşıyoruz. Bunu isterseniz bir birey olarak düşünün, isterseniz çok almak istediğiniz bir kıyafet olabilir. Yani az anlamında örnek vermek istiyorum. Kişi döndükten sonra, yani Theodor gerçek yaşamına döndükten sonra kiminle baş başa? Yani orada Senem Tepe tamam aldı, bir yere koyduk. 23 saat, yani bu dahil olmak üzere Theodor kiminle baş başa? Gerçek nedir? Yani ben buradan benlik ve sahte benliğe gitmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir ilişkinin etkisi, ben o yüzden Platon'da gerçekliği tanımlayarak işe başladım. Benim bir insanla daha fazla vakit geçirmen değil, o insanın yaşantı bağlamında benim üzerinde bıraktığı etkinin kalıcılığı. Gerçek budur. Yani şöyle düşünelim, şu anda biz sizinle konuşuyoruz ya. Ben salondan çıktıktan sonra yüzünüzü unutacağım, sizi de unutacağım ama sözünüzü benim üzerinde bıraktığı etki varsa işte gerçek olan odur. O yüzden
az zaman ya da çok zamana ilgili bir şey değildir. Zaten şimdiki dünyaya bakarsanız insanlar aynı yerin içinde hiç ilişki yaşamıyorlar. Hepimizin kendi odamıza çekilip cep telefonlarımızda oynamanın nedeni şu: sen bana yetmiyorsun, ben seni de istemiyorum demektir. Çünkü etkin, tabii etkin iyi değil, etkini benimsemiyor. Çünkü onun üzerinde bıraktığı etki, onun arzuladığı etki değil. Öyle söylüyorum. Vallahi yeter. Hocam sizi çok azıcık burada tutuyoruz. Küçük bir sertifikamız ve çiçeğimiz var size vereceğimiz. Evet, Ömerhan Bey, buyurun Hülya Hanım ve Hülya Hanım, sizi de davet ediyorum. Buyurun lütfen. Thank you.